Üsküdar Mekan Lisesi'nin ilk başkanlık münazarasına hoş geldiniz. Bugün bu senenin Öğrenci Birliği Başkan Adayları Arda Aslan, Deniz Anene, Elif Erzincan ve Güneş Şarsel bizimle. Bu münazara okulumuzun tarafsız medya organı Roar TV tarafından düzenlenmiş ve hazırlanmıştır. Münazaranın formatı Roar TV tarafından belirlenmiş ve okul yönetimi tarafından onaylanmıştır. Münazara 30 dakika sürecektir ve 3 bölümden oluşacaktır. Bu bölümler okul ruhu, okul gelişimi ve göreve bağlılık olacaktır. Her bölümün başında moderatörlerimiz kabinelere konuyla bağlantılı bir soru yöneltecektir. Her adayın soruyu cevaplamak için 2 dakikası olacaktır. Konuşma 2 dakika geçerse moderatörler araya girecektir. Bölümün geri kalan kısmı açık tartışma olacaktır. Şimdi karşınızda Time for Üsküdar'dan Arda Aslan, The Cabinet'ten Deniz Anene, Üsküdar Remastered'dan Elif Erzincan ve Tigers Club'dan Güneş Şarsel. İlk olarak açılış konuşmasını yapmak için Arda Aslan'ı kürsüye davet ediyorum. Biraz şöyle sesim geliyordur umarım. Öncelikle Roar TV'ye bu imkanı sunduğu için teşekkür ederim. Ve aynı zamanda organizasyonun öncesindeki kabinemizin ve benim tarafsızlık ilkesi konusundaki hassasiyetimin giderildiği için de okul idaremize teşekkür ederim. Seçim kampanyasının ilk haftasını bitirdik. Kampanya sürecinde hep bizim kabinemiz konuşuldu, projelerimiz konuşuldu. İyi bir kampanya sergiledik. Umarım ikinci haftada böyle devam edecek, hiçbir şüphem yok. Hatta öyle bir noktaya geldik ki bizim projelerimizin gerçekleşip gerçekleştirilmeyeceği konuları tartışıldı. Diğer adayların vaatleri tartışılmak yerine. İkinci haftada böyle olacağını umuyorum. Tek temennim okulumuz için bu sürecin hayırlı olması. Teşekkür ederim. Şimdi Deniz Anene'yi kürsüye alıyoruz. Merhabalar. Öncelikle Roar TV'ye, özellikle Umut'a ve Dr. Koz'a bize bu debate imkanı tanıdığı için teşekkür ederim. Ben bu sene Zeynep, Hasan ve Berk'le beraber The Cabinet'i oluşturdum ve bizim temel felsefemiz bu yolculuğa çıktığımızda okul ruhunu ve okuldaki iletişimi, okuldaki aile duygusunu güçlendirmekti. Kampanyanın birinci haftasını bitirmiş bulunmaktayız ve bu felsefeyi savunmak için emin adımlarla devam ediyoruz. Arda Aslan'a, Elif'e ve Güneş'e kampanya döneminde başarılar dilerim. Üçüncü olarak Elif Erzincan'ı kürsüye davet ediyoruz. Teşekkürler Kaan. Ben Elif Erzincan. Okula geldiğimden beri neredeyse öğrenci birliği yapıyorum ve şu anda anladım ki bu sene aslında önemli olan şey bence kazanmak değil, yarışmak ve kabinemin her bir üyesiyle yarışırken kendi kişiliklerinden hiçbir şey kaybetmedikleri ve harika örnekler oluşturdukları için gurur duyuyorum. Birazdan zaten sizinle projelerimizi daha detaylı paylaşacağız. Bütün kabine adaylarına başarılar. Son olarak Güneş Şarsel. Merhaba arkadaşlar, ben Güneş. Bu sene Tuna, Emre ve Yağmur'la beraber Tigers Club kabinesini oluşturduk. Ve siz dediğiniz gibi, videomuzda belirttiğimiz gibi sizler için fevkaladenin tevkinde projelerimiz var. Ama bunun yanında yeni bir vizyonla geliyoruz. Bizim vizyonumuz, bizim öğrenci birliği anlayışımız, öğrencilerin mutluluğunu ve öğrencilerin rahatlığını her şeyin üstünde tutan bir anlayış. Umarız bugünkü debate'te de bu anlayışımızın üstünde durur. Gelecek sene gerçekleştireceğimiz projelerimiz ve yaratacağımız birlik anlayışını en iyi şekilde ifade ederiz. Diğer adaylara da başarılar diliyorum. Aynı zamanda Roar TV ve Dr. Coles bu sözü de verdiğiniz için çok teşekkürler. Şimdi soruların birinci bölümü olan okul ruhuyla devam ediyoruz. İlk sorumuz, vaatleriniz ne yönde sizi diğer kabinelerden daha iyi bir seçenek haline getiriyor? Teşekkür ederim. Aslında güzel bir soruyla başladık çünkü seçim sürecinde özellikle bizim vaatlerimiz üzerinde belli başlı tartışmalar yaşanıyor. Bizim diğer kabinelerdeki vaatlerimiz konusundaki fark şurada başlıyor. Vaatlerimizin geniş tabana olan yayılması, yani geniş bir tabana yayılıyor. Sadece vaatlerimiz okul içi atmosfer için yaratılmamış, aynı zamanda okul içi, okul dışı faktörler için de vaatlerimizi sunuyoruz. Bununla birlikte aynı zamanda
4 sene boyunca bulunduğum okulumdaki hassasiyetler, öğrenci birliği konusundaki hassasiyetleri de göz önünde bulundurarak belli başlı vaatler hazırladık. Umarım 3 Mayıs günü de bu vaatleri gerçekleştirmek bize nasip olacak. Teşekkür ederim. Beysel. Ben kabinemi ilk oluşturduğumda zaten adayları topladım ve onlara ideolojilerinden bahsederken şunu söylemiştim. Bizim bütün fikirlerimiz ve bütün projelerimiz tamamen aslında bir vizyon üstüne kurulu olacak. Bizim bütün fikirlerimiz okuldaki bağlılığı, insanların ilişkilerini güçlendirmek ve okulu herkes için daha ev gibi, daha iyi bir yer olarak tanıtmak olacak. Çünkü aslında baktığınızda insan insandan güç alıyor ve hiçbir okul başkanı bizim, özellikle benim bu okuduğum son 4 senede tek bir iki projeyle okulda büyük bir değişiklik yaratamadı. Ama eğer biz bir vizyon, biz bir aile fikri, biz bir bağlılık fikrini eğer insanlara aşılayabilirsek veya bu fikri başlatıp bizden sonra gelen başkanlar da bu fikri devam ettirirse bence asıl böyle bir değişiklik gerçekleşebilir. Ben ve kabinemdeki 3 arkadaşım biz bu fikre inandığımız için bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz ve bizim bütün projelerimiz de bunun üstüne. Teşekkürler. Elif. Ben 9. sınıfta öğrenci birliğine ilk girdiğimde insanların öğrenci birliği hiçbir iş yapmıyor, öğrenci birliği yapması gerekenleri de yapmıyor, yapabileceklerini de yapmıyor dediklerini çok duydum. O yüzden 10. sınıfta ilk defa kabineye girdiğimde kendi kendime bir söz verdim. Ben eğer seçilirsem yapacağım dediğim her şeyi yapacaktım. Ve yapacağız dediğimiz her şeyi o kabineyle beraber yaptık ve benim için inanılmaz bir tecrübeydi. Çünkü insanlara bunun tersinin de olabileceğini ispatladığımı düşündüm. Bu sene Tarık'la zaten o öğrenci birliğinde tanışmıştık. Aday olmaya karar verdiğimizde ikimiz de birbirimize bir söz verdik. Yapamayacağımız hiçbir şeyi yapacağız demeyecektik. Çünkü insanlara yalan sözler vererek kazanmaktansa insanlara gerçekten yapabileceklerimizi gösterip, önceden yaptıklarımızı gösterip bize güvenmelerini sağlamak istedik. O yüzden bizim söz verdiğimiz bütün projeler yönetimle anlaştığımız ve yapabileceğimizden, gücümüzü aşmadığından, zamanımızı ayırabileceğimizden emin olduğumuz projeler. Ve o yüzden yapacağımızı söylediğimiz her bir projeyi yapacağız. Bence bizi farklı yapan şey de bu. Teşekkür ederiz. Güneş, sen de fikirleri alır mıyız bu konuda? Ya ben bizim hem öğrencilerin ihtiyaçlarına hem de isteklerine değindiğimizi düşünüyorum. Bizim projelerimiz aslında gerek kantindeki sırayı kısaltmak olsun, gerek öğrencimine daha rahat ulaşmak olsun. Böyle şeylerle ilgili projelerimiz de var. Ama aynı zamanda öğrencilerin okulda eğlenmesi ve okul dışında öğrencilere daha fazla fırsatlar tanıması adına da bir sürü projemiz var. Bunlarla aslında amaçladığımız şey öğrencilere hem sorunlar hakkında bir çözüm yolu hem de yüzlerine bir gülümseme koymak. Bu, yani benim inancıma göre bu bizi diğer kabinelerden ayrı kılan bir nokta. Aynı zamanda çoğu kabine değinmediği ve kardeş okullarımızda ilişkiler gibi konulara da değiniyoruz. Bence bu vaatlerimiz ve vaatlerimizin arkasında aslında diğer kabineler gibi olsa da hani bunları çok emek harcayıp bunları yapacağımızdan emin olmamız bizi ayrı kılan bir nokta ve inşallah seneye de dediğiniz gibi bu projelerimizi beraber gerçekleştirir. Hem okulu daha güzel bir yer yaparız hem de daha eğlenceli bir yer haline getiririz. Evet, cevaplarınız için teşekkür ederiz. Şimdi ikinci sorumuza devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere okulumuz bu sene 144. yılına giriyor. Okulumuzun köklü tarihine yakışacak, okul ruhumuzu daha da güçlendirecek ne gibi planlarınız var? Çok güzel yine bir soruya değinildi. Evet, 144. yılında okulumuz geçici bir tarihe sahip, köklü bir tarihe sahip. Umarım böyle de devam edecektir daha da ileriki senelerde. Bizim okul ruhumuz, okul ruhu için olan vaatlerimiz aslında ilk hafta okul ruhu vaatlerimizi paylaşmadık. Hani diğer alanlardaki vaatlerimizi paylaştık. Bu hafta ise ikinci vaat paketimizle okul ruhumuzu daha da geliştirebilecek olan vaatler üzerinde paylaşacağız. Vaatlerimizi paylaşacağız. Örneğin bunlardan biri aslında daha paylaşılmadı ama ilk kez burada paylaşılmış olacak. Dört büyüklerle düzenlenecek olan bir veteranlar turnuvası düzenlemeyi amaçlıyoruz. Bu turnuvadan da elde edilecek gelirin bir derneğe bağışlanması ve böylelikle okulda hani birlikteliğin de sağlanabileceği güzel bir spor organizasyonunu hedefliyoruz. Aynı zamanda Free Movie Nights adı altında bir çalışmamız var. Her ayın belli bir gününde öğrencilerin belirleyeceği bir filmin vizyona girmesini sağlayacağız. Açık hava veya içeride olacak. Böyle.
ederiz. Soruyu bir daha alabilir miyim? Okulumuz bildiğin gibi 144. yılına giriyor ve okulumuzun köklü tarihine yakışır bir şekilde okul ruhumuzu daha da güçlendirmek için ne gibi planlarınız var? Bunu merak ediyorum. Bizim öncelikle zaten temel projelerimizden olan biri dönemler arası oryantasyon. Sizin tamamen bu bahsettiğiniz şeye hitap ediyor. Ben bu okul ruhu, sizin bahsettiğiniz şeyi güçlendirmek için biraz araştırma yaparken işte örnek okullara baktım. İstanbul'daki Galatasaray Lisesi olsun ve orada işte pilav ya da büyük öğrencilerin küçük öğrencilere abi abla olarak atanması gibi şeyler gördüm ve bunlara en yakın ve en kolayca bir sorun çıkmadan uygulanabilecek dönemler arası oryantasyon olduğunu fark ettim. Bu projemde de okula ilk gelen hazırlıklar kendinden bir yaş veya iki yaş büyük öğrencilerle bir beraber gezilere çıkıyorlar. Beraber aktiviteler ve oyunlar tarzı şeyler yapılıyor. Bunun sonucunda da bence okulun kalıcı kültürüne ve kalıcı bağlılığına bir katkısı olacağını düşünüyorum. Teşekkürler. Elif, sen de devam edin. Bizim spesifik olarak bu konuya değindiğimiz 3 tane projemiz var. Maskot, dönem mangalı ve Class Lockdown. Hepsinden şimdi kısaca bahsedeceğim. Biz geçen hafta içi okulumuzun 2000 döneminin son Robert maçına gittiğimizde ve bu çok önceden duyurulmuş bir maçtı. Tribünlere gelmemiz için resmen yalvardılar ki katiyen bizim okulumuzun sporcularının böyle şey yapmasına gerek yoktu bence. Ben birçok insanın gidip destekleyeceğini düşünmüştüm. Oraya vardığımızda tribünde 30'dan az kişi vardı. Birçok insanın işi olabilir, bunu anlıyorum ama orada arkadaşlarımız vardı, öğrencilerimiz vardı, bizim okulumuzun futbol takımı vardı. Ben bunu görünce şunu fark ettim. Bizim okulda okul ruhu yok diye hayıflanmamıza karşılık olarak yapılabilecek tek şey böyle aktivitelere katılım göstermek. Çünkü bu öğrenci birliğinin elinden çıkmış bir şey, birazcık öğrencilere kalmış bir şey. Bu yüzden de biz birazcık okul ruhuna, okula bağlılığı arttırmak için törenlerde, maçlarda o ruhu, o heyecanı yaratmak için bir okul maskotu satın almayı düşündük. Tabii ki öğrencilerin seçimleriyle, öğrencilerin kararlarına dayanarak alınacak olan bir şey bu. Zaten bir Amerikan lisesiyiz. İzlediğimiz bütün filmlerde, bildiğimiz bütün Amerikan liselerinde bir maskot var. Bizim okulumuzun neden olmasın. Buna ek olarak Class Mangal. Bunda da dönemler içi ilişkiler gittikçe güçlense de bence hiçbir zaman dönemce bir aktivite yapmamamız büyük bir eksiklik bizim okulumuzda bulunan. Senior aktiviteleri haricinde 12. sınıfa gelene kadar dönemimizle beraber hiçbir aktivite yapmamış oluyoruz. Biz bunu her dönemde yapmak istiyoruz. Her dönem dönem temsilcileriyle beraber istedikleri yere, istedikleri yiyeceklere, istedikleri güne karar verecek ve öğrenci birliği onlara bu organizasyonun yapılmasına destek olacak. Onların bu şekilde buluşmasını sağlayacak her dönem için. Bunu takiben de aklımıza Class Lockdown geldi. Gene her dönem, her senede bir kez okulda kalacak ve okulda kaldıkları süre boyunca da yapacakları aktiviteler gene dönem temsilcileri ve dönemin istekleri üzerine organize edilecek öğrenciler tarafından. Biz dönemler arası ilişkileri güçlendirmenin yolunun dönemin kendi içindeki ilişkilerini güçlendirmeden geçtiğini düşünüyoruz. Bu yüzden böyle 3 proje bulduk. Teşekkürler. Evet, neyse devam edelim. Bizim aslında okulda bir birlik yaratmak en çok inandığımız şeylerden biri. Öyle ki bu alanda birçok proje yaptık. Bunların bazılarını saymak gerekirse bir fan club yaratmak olsun. Bu öğrencilerin gittikleri, öğrenci okul takımlarının maçlarına gidişleri ayarlamak ve düzenlemek için. Gerek Student Association Advisor ve Book Swap'lar olsun. Yani bu öğrencilerin aslında geçecek olan öğrencilerin öğrencilere destek olmak amacıyla yaratılmış bir platform. Onun yanında aslında çok inandığımız bizi biz yapan bir şey yaratmak olsun. Yani bu mesela İzmir Amerika'nın kendi alkışı vardır. Tarsus'un kendi kısa tezahüratları vardır. Bunları okuldaki herkes bilir ve insanlar bunun altında bir çatı altında birleşir. Biz de böyle bir şey yaratıp ve genel olarak öğrencilere aslında bu konuda söz hakkı vererek herkesin anlaşacağı, herkesin üstünde birleşeceği bir nokta yaratmak istiyoruz ve insanları burada bir birlik altında toplamak istiyoruz. Ve şuna inanıyoruz. Biz burada ne kadar konuşsak da bunu yapacağız diye, bu aslında okulumuzdaki yaklaşık 850 öğrencinin her birinde biten bir şey. Birliğimiz herkesin kendi katılımı sayesinde olur. Biz de bunu sağlayacağımıza, insanları bu yönde teşvik edeceğimize söz veriyoruz ve buna kesinlikle inanıyoruz yürekten. Teşekkürler. Şu an okul ruhunu canlandırmak için burada bulunan bütün adayların projelerini dinledik. Bir sonraki bölümümüzde biraz okul gelişimi hakkında konuşmak istiyoruz. Bu sene okul kampüsünün öğrenciler için daha uygun hale getirmesi adına birçok proje var. Bu yeniliklerinizden biraz bahseder misiniz? Bu yenilikleri nasıl hayata geçireceksiniz ve ne gibi fikirleriniz var? Açıkçası ilk vaat paketimizde herhangi bir okul içi kampüs
teki herhangi bir renovasyon çalışmamız yoktu, paylaşmadık. Ama ikinci hafta Lise Dungeon bir renovasyon durumu için bir vaat durumumuz var ve bu vaadi paylaşacağız. Elbette ki bu renovasyon kolay, hedeflenen bir renovasyon değil. Bu yüzden de gerekli olan sponsorluk desteğini de bularak bu vaadi paylaşmak istediğimiz için ikinci hafta bunu paylaşımını yapacağız. Teşekkürler. Deniz. Benim dün açıkladığım en basitinden kahvaltı fikrimiz var. Bunu ben, hani bizim genel olarak okul kampüsü içindeki projeleri ben insanların ihtiyaçlarından yola çıkarak tasarlamaya çalıştım. İşte kahvaltı projemizde insanların hep aynı sabahları aynı tostu, aynı poğaça yemesine şikayeti üstüne daha çok çeşitliliğin olduğu ve insanların sadece 2 ya da 3 lira farkla kartına basıp yemekhaneden güzel bir kahvaltı edebileceği bir şeyi hayal ediyoruz. Ayrıca insanların ihtiyaçlarından üzerinden devam etmek olursa bu quiz platformunu oluşturacağız. İnsanlar işte aynı hafta hatta 1 ya da 2 gün içinde 3-4 tane quiz'e girdiği için çok fazla zorluk, çok fazla stres yaşadığını ifade etmişlerdi bize. Biz de o yüzden bütün öğretmenlerin ortakça kullanabileceği ve öğrencilere açık bir platform oluşturacağız. Öğrencilerin ihtiyaçlarını takip edip öğrenciler için çalışmaya da devam edeceğiz. Teşekkürler. Elif, sen de devam edin. Teşekkürler. 2 sene önce biz aday olurken A More Colorful Üsküdar diye bir projem vardı. Lise Lounge'un çok güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Bütün öğrencilerin bir arada olduğu ve gerçekten çok eğlendikleri bir yer. Yani kesinlikle okulumuzda var olması mükemmel olan bir şey. Bu zaten renova edileceğinde bize yönetim söylemişti. Sanırım o yönetimin projesi. Biz yazın buraya geldiğimizde Öğrenci Birliği'nin ilk projesiydi bu. Lise Lounge'ı boyamak ve hem Öğrenci Birliği'nin kendi arasında ısınması için çok harika bir proje olmuştu. Hem de öğrenciler geldiklerinde aynanın önünde fotoğraflar çekildiler, gerçekten çok beğendiler. Biz bunun devamını sağlamak istiyoruz. Sadece Lise Lounge'a değil, okulun her tarafında öğrenciler tarafından beğenilen tasarımların gene öğrenciler tarafından Öğrenci Birliği desteğiyle boyanmasını istiyoruz. Çünkü benim fikrim okula gelmeyi sevmemizin bir nedeni de bence okulumuzun eski olması, okulumuzun her bir yanının özenle yapılmış olması ve bence buna ek olarak öğrencilerin bazı tasarımları da binalara, lounge'a, kantine eklenebilir. Teşekkürler. Bizim de aslında bu yönde kampüsün geliştirilmesindeki projelerimiz insanın ihtiyaçlarına ve isteklerine dayanıyor diğer projelerimiz olduğu gibi. Bunlardan mesela ilki okulumuzda neredeyse hiç kullanılmayan bir alan olan Morgan'ın en alt katını bir gaming lounge'a çevirmek, bir board game lounge'a çevirmek ve genel sponsorluğunda alacağımız oyunları insanların aslında oynaması için çok güzel bir alan yaratmak. Yani bu mesela insanların sürekli olarak lounge aslında evet hani alanı sınırlı bir alan. Ne kadar renove edilse de buraya bireye kadar insan toplanabilir demesinden ve bizim buna çözüm arayışımızdan doğan bir proje. Onun dışında biz de okulumuzu renklendirmeyi amaçlıyoruz ve bunu hem öğrencilerin ve sanat kulübünün yardımıyla hem de herkesin, çoğumuzun aslında üstünde etkisi olan ünlü sanatçıların yardımıyla yapmayı planlıyoruz. Bunu da bize destek olmayı kabul eden Leo Lunatic gibi insanlarla yapıp okulumuzu aslında hem daha yani öğrenciler için daha yaşanabilir bir yer hem de aslında insanı görünce daha böyle bir içinin mutlulukla dolduğu, daha renkli bir yer haline getirmeyi planlıyoruz. İnşallah bunu da hep beraber başarırız. Öncelikle bu güzel ve yaratıcı proje fikirleri için teşekkür ederiz. Yalnız her sene çokça tartışılan ve merak edilen şöyle bir soru var. Bu projenizi nasıl finanse etmeyi düşünüyorsunuz? Bazılarınız bu soruya biraz girdi ama biraz daha detaylı cevap vermenizi rica ediyoruz. Bu projenizi finanse etmek için fikirleriniz nelerdir? Özellikle bizim Üsküdar Fund Management projemiz için olan hani şöyle bir soru soruluyor hep. Bunun finansmanını nasıl sağlayacaksınız? İşte 4 sene boyunca hiçbir kabine vaat ettiği projeleri bile yapmazken siz nasıl bu büyük çapta böyle bir projeyi finanse edeceksiniz? Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Vaatlerimizin hepsi bilindiği üzere okul idaremiz tarafından onaylı projeler hepsi. Her adayın projesi öyle. Bizim hani bu süreçte, kampanya sürecinde finansmanımızı nedeni paylaşamamızın, Üsküdar Fon Yönetimi'ne olan sponsorun paylaşamamızın sebebi kesinlikle kurumsal bir sebepten dolayı. Seçim sürecinin kampanya sürecinde anlayabildiğiniz üzere hani hiçbir kurum böyle bir paylaşımda bulunmak istemiyor. Elbette ki eğer biz seçimi kazanırsak zaten hani bu projeyi nasıl finanse edeceğini de
belirteceğiz, herkese paylaşacağız. Bunun dışında diğer projelerimizin de zaten finansman olarak baktığımız zaman, örneğin Sinema Maksimum projemiz için kesinlikle bir finansman gereği yok. Bizim Sinema Maksimum'da olan yaptığımız anlaşmada biz bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda hocalar geldikte de kesinlikle bir finansman ihtiyacı bulunmuyor. Yine hocalar geldik, kendi sunduğu imkanlarla bu gerçekleşecek. Zaten okul parlamento, student parliament projemizde de herhangi bir finansman gereği yok. Böyle. Öncelikle Arda'nın 4 senedir kabinelerin projeleri finanse edememe düşüncesine katılmıyorum. Ben de kendim hazırlıkta öğrenci birliğinin içindeydim ve ben bir sürü insanın bir sürü fedakarlık yapıp sponsor bulup projeleri finanse ettiğini kendi gözümle gördüm. Bunu söyledikten sonra da benim seçtiğim projeler genellikle masrafının ya öğrenci ya da sponsor tarafından karşılandı ve okulun yönetimini de destekleyeceği projeler olacak. Örnek vereyim, dönemler arası oryantasyon aslında hani neredeyse hazırlıkların oryantasyonu derecesinde değerli olacağı için bunun sponsor ve okul yönetimi ile finansının sağlanacağı düşünüyorum. Ayrıca zaten oryantasyon ya da benim hitap etmek istediğim vizyon yolunda oluşturacak projeler ekstra masraflı projelerde olmayacak. Ve bahsettiğim kahvaltı projesi gibi öğrencilerin masrafını karşılayacağı projelerde ise işte birim öğrenci başına 2-3 lira daha fazla alınıp okulda çok büyük değişikliklere gidilecek ve böyle de finanse sağlanacak. Hepimizin bildiği bir şey var. Bazı sponsorluklar ve bazı finansal anlaşmalar bir tanıdık sayesinde oluyor. Ve maalesef bu okulda okuyan herkesin öyle tanıdıkları yok. Ama araya aracı koymadan da bazı projelerin gerçek olabileceğini düşünüyorum. Çünkü öğrenci birliği kaç senedir çok pahalı ve çok zahmetli bir organizasyon olan Mayday'ı organize ediyor. Ve Mayday'ın organizasyonu tamamen öğrenci birliğinin üyelerinin sponsorlara giderek bir tanıdık olmaksızın gerçekten amaçlarını anlatıp ne kadar efor sarf ettiklerini gösterip onlardan destek istemek ve her senede Mayday'ı düzenlemeyi başarıyorlar. Aynı şekilde biz bütün projelerimizi tanıdığımız birisi olmasa bile projelerimizin samimiyetini anlatarak ve projelerimizin gerçekten efektif olacağını söyleyerek finanse etmeyi amaçlıyoruz. Zaten çok büyük meblağlar gerektirecek hiçbir projemiz yok. Bunu bildiğimiz için finansal açıdan sıkıntı yaratacak hiçbir proje vermedik. Dediğim gibi size söz verdiğimiz her şeyi yapmak isteriz çünkü. Bizim de projelerimizin aslında gördüğünüz üzere büyük bir kısmı bir finansman veya daha zor bir şeyden çok daha yaratıcılık ve aslında biz öğrenciler olarak yapabileceğimiz şeyler üstüne dayalı. Bunların gerçekleştirilmesinde bir problem olmadığını düşünüyoruz. Zaten biz bunları şimdi kafamıza planladık, ona göre organize ettik ve seçilmemiz durumunda aslında hemen çok rahat bir şekilde yapabileceğimiz şey. Onların dışında daha eğlence alanına dayalı olan ve insanın kişisel gelişim alanına dayalı olan projelerimizde birkaç firma ve ünlüden destek alacağız. Ama bu şöyle, yanlış anlaşılma olmasın. Bu destek kesinlikle maddi bir destek olmayacak. Biz onlara maddi bir şey vereceğiz ne de onlardan maddi bir şey alacağız. Bu şirketlerin ve insanların aslında kendi isimlerini duyurmak, kendi PR'larını yapmak amacıyla bizimle ve bizim vizyonumuzla uyuşmaları sonucu bize destek olmak için karar verdikleri birkaç anlaşmadan doğmuş birkaç proje. O yüzden bu konuda kesinlikle bir yanlış anlaşılma olmasını istemeyiz. Biz bir şey oraya bir şey yazıyorsak bunun sonuna kadar arkasındayız. Ve seçimlerimiz durumunda bunu gerçekleştireceğimizden hiçbir şüpheniz olmasın. Teşekkür ederiz. Böylece okul gelişimi bölümünün sonuna geldik. Üçüncü bölüm olan göreve bağlılığa geçiyoruz. Ve sorumuz, evet hepiniz okul başkanlığı konusunda çok istekli olduğunuzu kampanya sürecinde gerek verdiğiniz konuşmalarda gerek vaatlerinizde belirttiniz. Peki öğrenci birliğinin başında olmak sizin için tam olarak ne ifade ediyor? Neden böyle bir görev devralmak istiyorsunuz? Biz bunu da öğrenmek istiyoruz. Tabii. Şunu belirtmek istiyorum. Ben ileride üniversitede siyasal bilimler okumak isteyen birisiyim. Hayatım boyunca amacım da devletin üst kademelerinde çalışmak, devlete hizmet etmek, millete hizmet etmek noktası. O yüzden hani siyasal bilimler okumak isteyen bir öğrencinin hani okul başkanlığına aday olması kadar normal bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani gayet normal bir şey. Şunu belirtmek istiyorum, hani belirtildiği gibi okulumuzun geçmiş köklü bir tarihi var ve alelade biz 4 adayda, alelade de bir okulun
Öğrenci Birliği Başkanlığı'na aday değil. Bu yüzden de Üstü Amerika'nın Öğrenci Birliği Başkanı olmanın çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Biz bu sene okul ilçe basketbol turnuvasında derece aldık ve bunun sonucunda bize küçük bir miktarda olsa bir para ödülü gelmişti ve ben sonra yardımcı kaptanım Arda ile oturup konuşuyordum. Hani biz bunu ne yapsak, işte takım yemeğe mi çıkaralım, ne yapalım, ne edelim. En sonunda karar verdik ki biz bunu bir yardım için kullanalım ve sosyal yardıma bağışlayalım. Bunun sonunda bunu takım olarak sosyal yardım kuruluna, kulübüne hediye ettik ve bu para engelli çocukların, engelli ortaokul öğrencileri için eğitim görmesinde kullanıldı. Ve ben bizim bu hareketimizden sonra fark ettim ki insanlara yardım etmek gerçekten çok güzel bir şey ve siz o 1000 lirayla alabileceğiniz herhangi bir şey, bir kıyafet, bir yemek, hiçbir şey o 1000 lirayı bağışladığınızda, bir insana yardım ettiğinizde, bir insana dokunduğunuzda aldığınız hissi vermiyor. O yüzden bu hissi fark ettikten, bu hissi yaşadıktan sonra insanlara olabildiğince yardım edebileceğim bir pozisyona, fikirlerimle insanlara dokunabileceğim bir pozisyona gelmek için okul başkanlığına aday oldum. Teşekkür ederiz Enzan. Elif, sen devam edelim. Ben zaten 9. sınıftan beri Öğrenci Birliği yapıyorum. Bir nevi kendim şöyle hissediyorum, ben Öğrenci Birliği'nde büyüdüm. 9. sınıfta Öğrenci Birliği'ne dönem temsilcisi olarak girdiğimde olduğum kişiyle şu an aynı kişi değilim asla ve bundan çok gurur duyuyorum, çok büyüdüğümü hissediyorum. Bazı şeylerin çok zor yapıldığını öğrendim ve bazı küçücük şeylerin bile çok takdir edilmesi gerektiğini öğrendim. Ve beni şu an bu gurur duyduğum kişi yapan şey de Öğrenci Birliği kesinlikle. Okan Hoca olsun, daha önceki kabineler olsun, daha önceki Öğrenci Birliği üyeleri olsun. Ve ben bunu devam ettirmek istiyorum çünkü benim bu okulda en sevdiğim aktivite, bana bu okulu sevdiren aktivite Öğrenci Birliği. Ve 12. sınıfta bu kadar sevdiğim okuldan mezun olurken açıkçası hayatta en çok değer verdiğim şeyi yapmaya da devam etmek istiyorum. Benim bireysel olarak Öğrenci Birliği Başkanlığı'na aday olmamın sebebi bu. Ama kabinemle tanıştıktan sonra farklı bir sebep daha geldi. Farklı bir sebep daha oluştu. Kabineme aldığım herkesin vizyonu benimkiyle tamamen aynı ve beni ne olursa olsun destekliyorlar. En az benim kadar, hatta benden çok daha fazla çalışıyorlar. Ve böyle 3 kişi tanımaktan çok memnun oldum. Açıkçası birazcık küçük bir ailem gibi oldular bu okul içinde. O yüzden onların da bunu çok hak ettiğini düşünüyorum. Bu da benim için ayrıca bir sebep oldu. Teşekkürler. Ya ben kendimle ilgili şunu söylemek istiyorum. Benim için Öğrenci Birliği ve Öğrenci Birliği Başkanlığı kesinlikle bir hırs veya pozisyonla ilgili bir şey hiçbir zaman olmadı. Benim için ya yani bu burada aday olmak, bugün konuşmayı yapmak benim prep senemden beri kafamda olan bir şeydi. Çünkü ben yeni bir okula geldiğimde aslında buranın nasıl fırsatlar olduğunu gördüm. Zamanla bunu gördüm ki aslında buraya eklenebilecek daha çok şey var. Ve bunu ben katıldığım aktivitelerle olsun, insanlarla sosyal olarak ilişkilerimi geliştirmemle gördüğüm şeyler sayesinde olsun, buna eklenebilecek aslında çok fazla şey olduğunu gördüm. Ve benim aslında yani lise hayatım boyunca insana karşı, yani insanlar tarafından güvenilir bir figür olarak göründüğümü düşünüyorum. İnşallah da öyleyimdir gerçekten. Ve benim için asıl önemli olan, dediğim gibi, biraz da bu topluma, bu Üsküdar Amerikan öğrencisine ve öğretmenine, herkes aslında kendimden de bir şeyler koyarak, kendi emeğimi de harcayarak aslında kendi kafamda olan değişimleri de yapmak ve bunu aslında öğrencilerle konuşarak daha büyük bir değişim çerçevesinde yapmak, dediğim gibi. Ve sonuç olarak hani biz gittikten sonra bunları da Güneşler yapmıştı, bunları da Tiger Soul yapmıştı denebilecek iyi projeler, iyi eserler bırakmak. Teşekkür ederiz. Böylece bizim sorularımızın sonuna geldik. Ancak adaylar birbirlerine soru sormak istiyorlarsa şu an soru cevap bölümüne geçiş yapıyoruz. Ben sorabilirim. Benim Arda'ya bir sorum olacak. Adaylığını koyduğundan beri zaten yayınladığın videoda da insanlarla konuşmalarında da sürekli önceki öğrenci birliklerinin iş yapmadıklarından, çok efektif olmadıklarından ve onları eleştirdin. Bunun öğrenci birliği başkanlığına aday olan birisi için etik bir şey olduğunu düşünüyor musun? Önceki öğrenci birliklerine bu kadar laf etmenin. Tabii. Şunu belirtmek istiyorum. Değişim ancak dışarıdan gelir. Bildiğim kadarıyla 3 aday da öğrenci birliği geçmişine sahip. Eğer bir değişim yaratmak istiyorsak bu dışarıdan gelecek. Ve benim en doğal hakkım ki eleştirmek. Bu benim en doğal hakkım. Elbet eleştireceğim ama kesinlikle hani kişisel bir saldırı veya başka noktalara geçilmemesinin de doğru olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Teşekkür ederiz.
Başka sorusu olan veya cevabını isteyen tabii ki. Arda, Elif soru cevap kısmında sana senin dışarıdan aldığın destek hakkında bir laf söylemişti. Hani biz kendi içimizde yapıyoruz ama sen dışarıdan destek alıyorsun diyor. Ben buna katılmıyorum. Bence senin dışarıdan destek alman güzel bir şey. Çünkü sonuçta okulumuza artı olacak, okulumuza katkı sağlayacak her şey mübahtır benim için. Ama benim sana böyle başka bir sorum olacak. Sen sonuçta 4 senedir bu okulda okuyorsun. Bundan önceki 3 sene içinde böyle bir imkanın varken neden yardım yapmadın ama bir anda başkanlık kampanya dönemi geldiğinde bu kadar cömert yardımlar yapmaya başladın? Deniz amcığım, galiba unutuyorsun ama 2 sene boyunca ben Mayday'e destek sağladım. Ve diğer öğrenci birliği projelerine de destek sağladım ama galiba bunu aklından çıkmış. Bunu hatırlatmak isterim. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Başka sorun? Yok galiba, çok teşekkür. Başka sorunuz yoksa yavaş yavaş bu münazarayı toparlayabiliriz. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederiz. Okulumuza bu fikirlerinizle katkı sağlamayı düşündüğünüz için teşekkür ederiz. Burada münazaranın sonuna geldik. Herkese teşekkür ederiz. Hepinize başarılı seçim kampanyası.